İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi Genel Direktörü Büyükelçi Profesör Doktor Mahmud Erol Kılıç, Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesince düzenlenen mesleki söyleşide öğretim elemanlarıyla bir araya geldi. Fakülte Dekanı Profesör Doktor Ramazan Altıntaş, Kılıç'ın çalışma hayatı ve eserleri hakkında bilgi verdi. Türkiye üniversitelerinde tasavvuf ana bilim dalının kuruluşunun ardından bu ana bilim dalında yapılan ilk doktora tezi sayılan İbn Arabi'de Varlık Mertebeleri isimli çalışması ile doktor unvanına layık görüldü. İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi'nin İslam İşbirliği Teşkilatı'na ait alt kurum ve kültür merkezi olduğunu söyleyen Büyükelçi Kılıç, modern yaşam, hayat ve felsefe üzerine düşüncelerini aktardı. Medrese erbabında da, tekke erbabında da, sokaktaki insanda da, şairinde de, devlet erkanında da bu hedef, gaye çok önemli bir hani maksat, çok önemli bir mefhum arkadaşlar. Biz modernler bunu unuttuk, bundan uzaklaştık. Maksadımız yani bir insan olarak biz bu yeryüzüne ne yapmaya geldik? Niçin geldik? Ve de nereden geldik? Ve nereye doğru da gidiyoruz? Kaçınılmaz bir gerçeklik. Ölüm gerçeği. Doğduk, ilerliyor yaşımız ve bir müddet sonra teslim ediyoruz emanetleri. Nedir bu? Bence hayatın ve de felsefenin en temel soruları. Bu sorular muhaceyesinde hayatın anlamı oluşmaya başlıyor. Hayat bu manayı arayış mektebi haline geliyor. Kılıç geleneği elden ele devam eden bir zincir olarak tasvir etti. Bir müessesenin dahi geleneği varsa bizim de düşünce geleneklerimiz var. Tarihsel manada geriye dönüşüm değildir gelenek. Gelenek çok dinamiktir. Hazreti Mevlana'ya izafe edilen o pergel, bizim pergelimizin iğneli ayağı var. Yani sabit ayağı. O sabit ayağını biz kendi geleneğimize bağlarız. Diğer ayağıyla da 72 milleti gezeriz diyor. Şimdi iki ayak da sabit olursa ona biz fanatizm diyoruz.